Erman hoş geldin. Hoş bulduk. Dünya Kupası E grubu İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika. Neler bekliyorsun bu grupta? Yani e, hemen hemen birçok futbol severin çok net bir şekilde Almanya ile İspanya'yı ayıracağı bir grup. E, hem Almanya hem İspanya e, çok uzun yıllardır Dünya futboluna damga vuran iki ekol. Almanya zaten Brezilya'dan sonra Dünya Kupası'nı en çok kazanan da takım. E, ama ben Almanya'yı biraz problemli görüyorum. Grup liderliği için İspanya'nın çok ciddi bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Almanya Euro 2020'de de çok iyi bir görüntü vermemişti. Forvet problemleri devam ediyor. Savunmalarında bir takım problemler var. Joachim Löw döneminde Euro 2020'de de yani bunlara çok net çözüm bulabildiklerini görememiştik. Çok da zor bir grupta oynamışlardı. Haklarına teslim edelim. Şimdi bence gruptan çıkmaya yetecek e, bir çapı var Almanya'nın. Ama turnuvanın devamı için özellikle yani Timo Werner yok, Marco Reus yok. Marco Reus'suz büyük turnuva oynamaya alışkınlar zaten. Marco Reus bir büyük turnuva hariç herhangi bir büyük turnuvada yer alamadı zaten hep sakattı. Ama Timo Werner o da doğrudan ilk 11'in net bir oyuncusu olmasa bile e, klasik 9 numara bulmakta e, çıkarmakta zorlanan Alman milli takımı için yine de önemli bir çözümlerden biri olabilirdi. Ben önde ne yapacak Hansi Flick, nasıl bir formül uygulayacak, Havertz mi kullanacak, 17-18 yaşındaki Mokoko'ya güvenir mi böyle bir arenada yoksa Thomas Müller'den bir saatte 9 yaratmaya mı çalışacak ne yapacak turnuvada göreceğiz. Ama önde problem yaşayacaklarını düşünüyorum. Fakat orta sahaları kusursuz. İspanya bence turnuvanın sürpriz şampiyonluk adaylarından biri olabilir. Bunu Euro 2020'de de gösterdiler. Luis Enrique çok tartışılan seçimlerle Euro 2020'ye gitmişti ama şampiyon olan İtalya'yı elemeye en çok yaklaşan hatta İtalya'yı ciddi anlamda pasifize eden bir görüntü vermişti İspanya. Genç bir takımla geliyorlar. Çok tecrübeli 3-4 tane oyuncunun yanına çok fazla genç oyuncu monte ettiler ama çok yetenek seviyesi yüksek. ...yetenek seti yüksek genç oyuncular bunlar. Pedriler, Gaviler... işte ...ansu fatiler... E, ...hepsi... ...oldukça e, yetenekli oyuncular. Yani... ...Güne... E, ...pardon... Neydi, ...Japonya ile Costa Rica. Costa Rica. Japonya ile Costa Rica'ya da bakınca... ...yani bence ikisi arasında net bir fark var. Ben Costa Rica'yı grubun zayıf halkası görüyorum. E, Japonya ise... ...aslında biraz daha light bir grupta, biraz daha kolay bir grupta en azından Almanya ve İspanya gibi iki dev değil de ikisinden birinin olduğu, diğer ikinci takımın biraz daha orta karar olduğu bir grupta çok net ikincilik şansı olabilecek kadar iyi bir takım. Ben onların Asya elemelerini de zaman zaman anlattım ve izledim. Ee, çok teknik, çok kaliteli, çok etkileyici oyunculara sahipler ki e, zaten işte kadrodaki oyuncuların nerelerde oynadığı, neler yaptığı ortada şu haliyle bile şu haliyle bile acaba Almanya'nın canını sıkabilirler mi diye de düşünmüyor değilim ama Almanya'nın çok güçlü bir orta sahası var. Gerçekten turnuvadaki en güçlü orta sahalardan biri Kimihler, Goretzka'lar, İlkaylar. E kalesi çok sağlam. Her ne kadar savunmasında ve forvetinde e, eskiye oranla ciddi problemler olsa da ben Almanya'nın e, Japonya'nın bu grupta bir sürpriz yapmasına İzin vereceğini pek zannetmiyorum ee, ama grup liderliği için İspanya'yı daha şanslı görüyorum. Biraz açalım ee, Tabii. özellikle Almanya'yı. Şimdi i̇şte Marco Reus ve Timo Werner'den bahsettim. Bu iki oyuncunun yokluğunda e, Almanya neler yapabilir? Hangi oyuncuları ilk 11'de oynatır bu oyuncuların yokluğunda ki bu oyuncular olsaydı ilk 11'i çıkar mıydı onu da sorayım. Yani Marco Reus'un çok 11 oynayabileceğini zannetmiyorum. Özellikle uzun yıllardır çok fazla sakat, sakatlık problemi yaşadı. Biraz devamlılıktan uzak ve Alman milli takımında da ilk 11'den düştü bu sakatlıklar sonrasında. Timo Werner olabilirdi. Ona da %100 diyemem. Yani takımın hiç değişilmeyen bir parçası değil. Atıyorum Kimih gibi, Goretzka gibi, Thomas Müller gibi. Hiç değişilmeyen bir parçası değil. Zaman zaman Löw de Göreve geldikten sonra Ansifilik de onu yedek bıraktığı da oldu. Ama Marco Reus'a göre kesinlikle daha büyük bir eksik ve Marco Reus'a göre kesinlikle daha fazla e, faktör olurdu. Hatta ilk 11 başlayacağı maçlarda olabilirdi taktiğe göre, maçın durumuna göre, rakibin durumuna göre. E, önemli iki eksik ama yani Timo Werner'li ve Marco Reus'lu kadrosuyla bile gelse Almanya... Ee, yani turnuvanın favorileri kimler? Yani bana göre en azından ya da genel algıya göre işte Brezilya, e, Arjantin, e, Fransa ne olursa olsun çok fazla kayıp verdiler gerçi bayağı örselendiler. Ama yine de Fransa ön plana alınabilir. İngiltere son Dünya Kupası yarı finalisti, son Avrupa şampiyonu finalisti ve çok değerli bir kadroyla geliyor. Oyunlar o kadar güçlü olmasa da. Hani İngiltere'yi söyleyebilirsiniz. Arjantin koşkusuz Portekiz olağan şüphelilerden. Hem iki tane çok büyük starı var. Dünya futbolunun en büyük iki yıldızı belki de. Hem de iyi kadrolar. Yani bu kadroların verdiği güven ve bu takım sonuna kadar gider hissini Almanya bana son 1 bir buçuk senedir oynadığı oyunlarla vermiyor. He. Yani sen benden de daha fazla dünya kupası seyrettin muhtemelen. Birbirimize yakın yaşlardayız ama bir iki kupa fazlan vardır. Yani Almanya için önlen ne konuşursan konuş Almanya ee, turnuvaya geliyorsa bir çeyreği yarıyı görüyor genelde. Çok istisnai bir iki dünya kupası dışında. İşte, ama mesela son dünya kupası o istisnai dünya kupalarından biri oldu. Biliyorsun Rusya'da çakıldılar ve gruptan çıkamadılar. Ee, yani Alman futbolu 2000'lerin başındaki duraklamasından sonra yaptığı devrimle bence 2008'lerde, 2010'larda e, iyi iş yaptı. 2014'te zaten dünya şampiyonu oldu. Ama sanki e, bu takım, bu jenerasyon e, şu anda Dünya Kupası şampiyonluğuna gidebilecek kadar güven vermiyor. Güçlü gözükmüyor bana. Ama bir aylık bir turnuvadan ve 7 maçlık bir serüvenden bahsediyoruz. Yani iki oyuncu çok yüksek formda çıkar. Ya bahsettiğimiz takım da Almanya. Dediğim gibi yani e, ile, Kalede Manuel ile, işte Kimi'hi ile, Goreskas'ı ile, Müller'i ile, Kai Havertz'i ile. Ee, sıradan bir takımdan bahsetmiyoruz. Alman milli takımından bahsediyoruz. Her zaman için turnuvaları iyi oynarlar. Her zaman bir ekolü var. Benim en büyük 3-4 favorimden biri değil. Ama hiçbir zaman da şunu diyemezsiniz. Almanya bu turnuvada hiçbir şey yapamaz. Ee, size ödetirler bunu. Ee, ama dediğim gibi benim en büyük 3-4 favorimden biri değil. Ben yarı finalden yarı finali başarı kabul edelim bu Almanya takımı için. Hatta yani çeyrek finalden fazlasına biraz şaşırırım. Yani yarı final final büyük başarı olur bence. Peki İspanya'yı açalım biraz. Genç İspanya ne yapar? E, Ramos'u Thiago'yu almayan Luis Enrique bir tecrübe eksikliği hisseder mi Dünya Kupası'nda? E, yani bu çok konuşuldu. Aslında bu Euro 2020'de de e, Ramos'u almamıştı. O zaman bayağı bir infial yaratmıştı. Şimdi biraz daha alıştı insanlar. Ramos'uz İspanya milli takımına ama e, orada daha çok Pa Torres kullanıyor, Aymeric Laporte'u kullanıyor e, ve e, Ramos o zaman sakatlıktan çıkmıştı şu an öyle bir durumu yok şu an alsa alırdı ama artık yani Ramos gibi bir figürü e, kulübede de istemiyor sanıyorum yani bu adam oynamayınca kulübede sıkıntı yaratır, problem olur, takımın havasını bozar gibi bir düşüncesi olabilir. Bilmiyorum Sergio Ramos'la aralarındaki ilişkiyi. Thiago'yu ise anlayabiliyorum. Şöyle, çok yetenekli bir oyuncu Thiago ve her takımda çok rahatlıkla ilk 11'de çıkabilecek bir oyuncu. Ama sen de biliyorsun yani son iki senedir Liverpool'da o kadar az oynadı, o kadar fazla sakatlandı ki devamlılığı çok düşük. Bu bölümde İspanya milli takımında da çok fazla maç kaçırdı. Ve orayı doldurdu Luis Enrique bir şekilde genç oyuncularıyla. İşte Pedris'i var elinde. E, Busquets zaten oynuyor e, çok yetenekli e, birkaç tane daha orta saha oyuncusu var e, kullandığı e, Gavi onlardan biri sadece Gavi de değil e, Fabian Ruiz şu bu yani ben diyor Thiago Alcantara'nın yokluğunu hissetmem Orada e, bu oyuncuları zaten uzun zamandır kullanıyorum uzun zamandır Thiago ve Ramos'uz oynuyorum e, Ben anlayabiliyorum 2020'de biraz karşı çıkmıştım Ramos'u almamasına Biraz anlam verememiştim ama haklı çıkanla oldu açıkçası. Çok eleştirildiği bir kadro seçimi sonrası. Müthiş bir Euro 2020 oynadılar. Demin de söyledim. Şampiyonluk yolunda çok fazla zorlanmayan İtalya'yı, birçok maçı çok rahat kazanan İtalya'yı elemeye en çok yaklaşan takım onlar olmuştu. Eliyorlardı da neredeyse yani İtalya ucuz kurtulmuştu. Evet. Sonrasında elemeleri de çok domine eden bir İspanya gördük ben İspanya'nın hangi maçını izlesem ya da anlatsam Çok etkilendim İspanya'nın oyunundan Olmosu, Ansu, Fatisi işte bir sürü genç oyuncusu var Hepsi çok yetenekli Hepsini kullanmayı başardı Şu ana kadar takımın bir parçası yapmayı başardı 4-5 tane yani Çok tecrübeli oyuncuları da var Çok fazla değil ama 3-4 tane de olsa tecrübeli oyuncusu daha var. işte Morata gibi, Pique gibi, Gerard Moreno gibi. birkaç tane daha, Pique diyorum pardon, Pique nereden çıktı? Busquets gibi, Gerard Moreno gibi, Alvaro Morata gibi. çok çok önemli oyuncuları da var tecrübe bakımından. keza yani kaleci Simon artık tecrübeli bir isim haline geldi. Ee, Aymeric Laporte, İspanya milli takımında çok tecrübeli değil belki. Bir senedir İspanya milli takımı için oynuyor ama çok tecrübeli bir oyuncu. yani Yıllardır Premier Lig'de ve 5 senedir 4 e, şampiyonluk alan Manchester City'nin bir parçası. Çok tecrübe sorunu yaşayacaklarını zannetmiyorum. Ben e, Luis Enrique'nin bu Dünya Kupası'na iştirak eden teknik direktörler içerisinde ufku en açık, zihni en açık, en e, enteresan teknik adamlardan biri olduğunu düşünüyorum. Elinde de kaliteli bir kadro varken yani demin de söyledim hani Brezilya'yı ve Arjantin'i hatta Fransa'yı Pogba'yı da kaybetse, Kante'yi de kaybetse, Kimpembe, Enkunku da eklendi. Ona rağmen hala Fransa'yı da öne koyuyorlar. Ben hemen bu takımların arkasına koyuyorum İspanya'yı. İspanya'nın bir Dünya Kupası finali oynaması, e, yarı finali oynaması beni şaşırtmaz. Bence favorilerin, en büyük favorilerin hemen ensesindeki takım İspanya. Ve Luis Enrique'ye de bu oyuncu grubuna da güveniyorum ben. Japonya, Kosta Rika, sürpriz yapabilir mi? Kısaca sorayım. Ee, yani Kosta Rikayı bir kere direkt ayırmak lazım bence. Ha şunu da söyleyeyim, gerçekten bu dört takım arasında en az e, tanıdığım, en az izlediğim takım. Çünkü Japonyayı bile dediğim gibi. E, görevim icabı Asya e, elemelerini anlattım zaman zaman Avustralya'yı, İran'ı, Japonya'yı hem de Japon oyuncular çok daha gözümüzün önünde olduğu için Premier Lig'de, Almanya'da e, Japon milli takımını biraz daha tanıyorum. E, Costa Rica e, çok daha kapalı kutu bir takım ama e, yani çok uzun zamandır aynı oyuncularla oynuyorlar. Çok uzun zamandır bu takımın parçası olan 4-5 tane oyuncuları var. E, fakat ee, bu gruba yetmez. Çok da zor bir gruptalar. Yani zaten İspanya ile Almanya neredeyse favori ayarında takımlar. Artı Japonya'da bence hiç göz ardı edilmemesi gereken bir takım. Ben o yüzden Costa Rica'yı dörde yazıyorum. Grubun zayıf halkası olarak yazıyorum. Japonya'yı demin e, grubu ilk anlatırken de söylediğim gibi bir tık daha zayıf bir grupta ben Japonya'nın gruptan çıkabileceğini düşünürdüm. Bu grupta bile Japonya gruptan çıkamazı Böyle arkama yaslanarak çok rahat söyleyemiyorum. İspanya'yı geçemeyeceklerini tahmin ediyorum ama Almanya 2018 Dünya Kupası'nda olduğu gibi bir tökezlerse, bir sıkıntılı başlangıç yaparsa Japonya bir şans yaratabilir. Teknik seviye olarak bence turnuvanın bütün takımları içerisinde ilk 6 7 takımdan sonra hemen arkadaki grupta gelir Japonya. Yani şeyleri falan tabii ayrı bırakıyorum. İşte Portekiz, Brezilya, Arjantin falan bunlar acayip usta ayaklara sahip takımlar. onlardan o ana 7-8 tane takımdan sonra teknik kabiliyet olarak gerçekten olağanüstü oyunculara sahipler ama işte futbol sadece teknik yönü olan bir oyun değil. Hatta daha fiziğin son yıllarda çok daha öne çıktığı bir oyun. Ve fizik olarak Japon oyuncular ne kadar son yıllarda biraz daha fiziksel aşama kat etse de her zaman biraz dezavantajlı. İspanya gibi, Almanya gibi sert takımlara karşı e, o anlamda problem yaşayacaktır. Japonya'yı da ben o yüzden 3'e yazıyorum. Ama dediğim gibi yani Almanya'nın canını sıkma ihtimalleri de var. Emre Özcan'a e sormuştum. E, net olsun diye ilk iki adayını... Bir İspanya, e, iki Almanya diyeyim. Sorayım dedim. Sen de cevapladın. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. F grubuna geçelim. Belçika, Kanada, Fas ve Hırvatistan. Neler bekliyorsun? Vallahi bu çok ilginç bir grup. Çok çok ilginç bir grup. Yani e, neden çok ilginç bir grup? Şimdi 2018 Dünya Kupası şampiyonu Fransa, finalde Hırvatistan'ı yendi. Yani 2018 Dünya Kupası finalistini içeriyor. E, o Hırvatistan sonrasında da hiç kötü iş yapmadı. Kadroda tamam biraz daha yaşlandı. Özellikle kilit oyuncular kimdir? İşte Perišić. Modric, Kovacic, Brozovic gibi oyuncular ama yani Modric haricinde hiçbiri inanılmaz yaşlı değil. Modric epey yaşlı. Kovacic, Brozovic falan daha 30'larına yeni geliyorlar. E, tabii Vida biraz geriye gitti, yaşlandı. Bazı oyuncular, Lovren 2018'e göre geriye gitti. Ama işte Guardiola çıkardılar bu sefer de. Yeni yeni enteresan oyuncular da çıkarıyorlar. Hırvatistan iyi bir takım. Elimizin altında dursun. Sonrasında bakıyoruz Belçika'ya. Yani 2010'ların başından beri katıldıkları her turnuvaya favorilerden biri olarak geldiler. Bence bu turnuvaya artık öyle gelmiyorlar ama yine de demin İspanya için söylediğimiz şeyleri Belçika için de söyleyebiliriz. Yani en büyük 3 favorinin arkasında sıralanacak bir küme varsa 3-4 takım e oraya Belçika'yı yazabilir. Çünkü her ne kadar altın jenerasyonları artık e, son aşamasına geldi ve yaşlandıysa da hala e, bu takımın Kevin De Bruyne'si duruyor. İşte hala bu takımın Dries Mertens'i duruyor. Hala bu takımın Torgun Hazar'ı duruyor. Hatta Eden Hazar'ı da duruyor. Ne kadar çok az maç oynasa da şu anda sağlıklı ve sahaya çıkabilecek durumda. Birçok oyuncusu duruyor. Birçok faktör oyuncusu. işte Yuri Den Dan Donkeri hepsi gayet etkili, gayet iyi oyuncular. Kalede dünyanın en iyi kalecilerinden birine hatta bence son 1-1,5 senede dünyanın en iyi kalecisi pozisyonunda yani geçen seneki Şampiyonlar Ligi finalinde hatırlarsak Tibo Courtois var. Yani bunlar düşünüldüğünde bu kadro Dünya Kupası'nda yarı final hatta final oynarsa Allah'ın nasıl gerçekleşti bu der misin? Demezsin. Hepsi ya Kevin De Bruyne şu anda dünyanın en iyi orta saha oyuncusu. İşte Thibaut Courtois dediğim gibi dünyanın en iyi kalecisi muhtemelen. Ee, mevkisinde dünyanın en iyi birçok oyuncusuna sahip bir takım için yani çok çok şaşırmam ama Belçika milli takımı bir türlü o ruhu ve o birlikteliği de tam veremedi. Yani bu oyuncuların en iyi dönemlerinde bu takım en güçlü, en favori gözüktüğü dönemlerde bile o oyuncular kendi takımlarında normal sezonlarda oynadığı performansı Belçika milli takımıyla turnuvalarda veremedi. Eleme gruplarında hep veriyorlar ama turnuvalarda veremiyorlar. Ama yine de yani grubun favorisi diyebileceğimiz bir takım Belçika. E diğer iki takım Kanada-Fas. Vallahi ikisi de iyi takım. Fas'ı yakından izleme şansı buldum. Çok iyi bir kadroları var zaten. Belhanda'yı almadılar. Ama Belhanda'sız dahi. Ee, bir hayli iyi bir kadroları var. İşte Eşref Hakimisi, geride Bayern Münih'teki Mazruisi, ee, önde çok yetenekli oyuncuları var. Orta sahada çok yetenekli oyuncular var. Ziyehler, şunlar, bunlar. Ee, yani Afrika kıtasının en teknik ve yetenek olarak yetenek baremi en yüksek takımlarından biri. Belki de en yükseği. Ee, Herkesin canını sıkabilir. Yani Belçika'yı da Belçika'nın da canını sıkabilir. Evet savunması bazen problem yaşıyor. Bazen orta sahası çok güçlü Avrupa takımlarına karşı ve güçsüz kalabiliyor, zayıf kalabiliyor ama hani bir turnuvada 90 dakikalık maçlarda uzun bir lig maratonu değil bu. Fas, Belçika'nın da, Hırvatistan'ın da canını sıkabilir. Kanada da kötü bir takım değil. Yani Kanada da hem kendi kıtasındaki elemelerden iyi geldi hem zaman zaman onların hazırlık maçlarına da baktım. Yani dördüncü tabii ki bence hani bu takımlar arasında kalite olarak hem kadro kalitesi olarak hem oyun kalitesi olarak ama bayağı yetenekli oyuncuları var işte Alfonso Davies zaten hepimizin çok yakından tanıdığı bir isim. Jonathan David, Kayler'in 2 iki sene önceki kadar yakıcı yıkıcı durumda değil Beşiktaş'ın şampiyonluğundaki kadar ama önemli bir faktör. Atiba'yı çok yakından tanıyoruz. Gerçi çok uzun zamandır futbol oynamadı bir senedir ama bu turnuvada mutlaka süre alacaktır. Turnuvanın da en yaşlı oyuncusu. Ee, Kanada'da yani dört takım mı arka arkaya dizebiliyorum. Birazdan bana sıralama sorduğunda da dizerim. Ama birçok gruptaki kadar mesafeli değil bu gruptaki takımlar. Onu söyleyebilirim. Yani herkesin mesafesi birbirine yakın. O yüzden sürpriz çıkma ihtimali de ben yine bir 1-2 söyleyeceğim ama o 1-2'nin gerçekleşmeme ihtimali de Birçok gruba göre daha fazla bence bu grupta. Peki grubun en büyük favorisine geçelim. Belçika'ya. Ee, bütün oyuncuları saydın ama işte santrafor bölgesine bir türlü gelemedin. Çünkü <laughs> orada bir e, Lukaku eksikliği var. Ve e, önce Beşiktaş sonra Fenerbahçe forması giyen Bahçuhay'a sanki ilk 11 yolu açılmış gözüküyor ki Uluslar Ligi'nde de e, Beşiktaş'ta kötü bir performans sergilerken Belçika milli takımında arka arkaya goller atmaya başlamıştı Bahçuhay'ı. Ee, orada bir sıkıntı yaşar Belçika? Batshuayi ne yapar? Şimdi burada tabii Roberto Martinez'in ne yapacağı önemli. Michy Batshuayi zaman zaman kullandı ama elinde e, Napoli'de sahte dokuz olarak çılgınlar gibi oynamış uçmuş kaçmış bir Dries Mertens de var. E, bu her zaman bir formüldür. E, yani hatta Galatasaray'da da Icardi'den dolayı Tam olarak istediği yerde oynuyor mu oynamıyor mu diye bu son 7-0'lık maça kadar tartışılıyordu. Ama son maçta önce Beşiktaş maçı sonrasında 7-0'lık Başakşehir maçı Dries Mertens de biraz rolünü oturdu. Ama aslında Dries Mertens çok uzun süredir en önde oynayan tam bir 9 numara olmasa da işte orta sahaya yaklaşan, eden oraları karıştıran, savunmayı da sıkıntıya uğratan ve çok da gol atan bir oyuncu. Napoli tarihinin en çok gol atan oyuncusundan bahsediyoruz ve burada attı. Ee, bu pozisyonda attı. Ee, bunu düşünebilir. Michi Batshuayi'ye güvenir mi? Yani Michi Batshuayi'nin son bir senedeki Belçika milli takım performansları ve bu sezon Fenerbahçe performansı bence Roberto Martinez'in ona güvenebileceğini işaret ediyor. Ee, ben Mitçi ile oynayacağım, Michi Batshuayi'yle ile oynayacağım. Natural bir 9 numarayla oynamak istiyorum diyorsa e, kullanacağı oyuncu ilk olarak Michi Batshuayi olur. Diğer forvetlerden diğer 9 numaralarından önce. Çünkü Lukaku'nun olmadığı bir denklemde takımın hem en e, formda 9 numarası hem en tecrübeli ve bu milli takımda en çok e, oynamış buraları görmüş oyuncusu. Sadece dediğim gibi gerçek bir 9'la mı oynar yoksa Dries Mertens Eden Hazar bile olabilir. Çünkü Carlo Ancelotti de zaman zaman hem geçen senenin sonunda hem bu senenin başında birkaç kere Eden Hazar'ı sahte 9 gibi kullandı saatte dokuzlu oynamayı düşünürsem Michy Batshuayi'yi kullanmayabilir. Ama natural bir dokuzlu oynayacaksa bence Michy Batshuayi ile oynar. Tabii ki Romelu Lukaku çok ekstra bir oyuncu. Yani Michy Batshuayi'nin Romelu Lukaku'nun getirdiği kaliteyi oraya getirebilmesi mümkün değil. Bu bir gerçek. En iyi Michy Batshuayi'nin bile. Çünkü Lukaku iyi olduğu zaman dünya futbolunun en iyi 5-6 tane 9 numarasından biri gelmiş geçmiş. ...Belçika futbolunun belki de en iyi 9 numarası. Ama dediğim gibi yani Miçin Batu Şahin'in, Belçika'nın şansı formda olduğu, iyi olduğu, moralli olduğu bir dönemde geldi Dünya Kupası. Ama Belçika demin de söylediğim gibi yani 9 numara problemiyle beraber bence... 9 numaradan ziyade savunmasında da problemler yaşayabilir. Çünkü çok güçlü savunma aktları oldu yıllarca. Fermalenler, Fertongenler, Tobi Alderweireldler. Bu oyuncular artık geride kaldı ve biraz Belçika Thibaut Courtois'a ya fazla yaslanabilir. Fazla yük bindirebilir. Thibaut Courtois'a çok iş düşürebilir. Merakla bekliyorum ama senin dediğin şeye de katılıyorum. Yani Bu grubun Hırvatistan'ın dahi varlığında son Dünya Kupası finalisti olmasına rağmen bence de favorisi Belçika. Peki Hırvatistan'a geçelim. Son Dünya Kupası finalisti ee, ve şimdi Messi için son dans deniyor. Neymar bu takımı şampiyon yapabilir mi deniyor. Cristiano Ronaldo e, son onun da son dans. Son dansı olabilir diyor. Modric'in de e, büyük ihtimalle son dansı bir sürpriz daha gerçekleştirebilir mi? Yani ben böyle futbolda çok büyük kelimeler, çok büyük cümleler kurmayı sevmem ama bence gerçekleştiremez. Ee, çünkü ya birincisi Hırvatistan 2018'de finale giderken kesinlikle hak etti finale gitmeyi. Hem yarı finaldeki İngiltere maçı hem ondan önce sergiledikleri performans Arjantin'i e, pardon Arjantin'i Fransa elemişti. Hırvatistan e, çok önemli bir takımı daha elemişti İngiltere'den önce. Şu anda hatırlayamadım ama Hani öyle kolay bir yoldan gitmediler. Ee, buna rağmen şunu söylemem lazım. Ee, hani dünyanın en iyi ikinci takımı değiller. Mesela şöyle bir şey olmuştu ya biz de 2002'de dünya üçüncüsü olduğumuzda. Tamam dünyanın en iyi üçüncü milli takımı değildik. O turnuvanın e, üçüncüsü olmuştuk ya da işte Kore'de dördüncüsü oldu. Kore'de dünyanın en iyi dördüncü milli takımı değildi kuşkusuz 2002 yılında. Yani o turnuvanın kendi içindeki dinamikler, eşleşme avantajları, işte bracket'ın gidişi, şu su bu su. Ben bir daha Hırvatistan'ın o yolu yürüyebileceğini düşünmüyorum. Dediğim gibi yani Modric hiç 37 yaşında gibi göstermiyor. Hiç 36-37 göstermiyor. Real Madrid'de geçen sene oynadığı sezon ortada. Hem Ligue hem CL'yi kazanırken müthiş oynuyor. bu sene de gayet iyi oynuyor. Dediğim gibi hiç 37 gibi göstermiyor. Ama yani Hırvatistan takımı da hem önde hücum anlamında. Orta sahadan bahsetmiyorum. Yine bence en güçlü yerleri orta saha. Kovacic'lerle, Brozovic'lerle, Modric'lerle tüm turnuvanın en değerli orta sahalarından birine sahipler. Ama e, ön taraf yani uzun yıllar orayı Manzukic çekti. Öyle bir e, oyuncu, o ayarda bir oyuncu, o güçte bir oyuncuları çok yok. E, kanatları biraz sıkıntılı ben kanatlarında da problem olduğunu düşünüyorum. Kale ehvenişer yani bu takımdan Dünya Kupası finali çıkmaz. Hatta yani yarı finali çeyrek finali bile ne kadar çıkar emin değilim. Hatta gruptan çıkabilir mi? Çünkü e, sürpriz sorusunu soracağım. Fas Kanada sürpriz yapabilir mi? Yani demin de söyledim. Ben mesela sürpriz kartı oynamayacağım bana 1-2 sorduğunda. Buradan spoiler da vereyim. Ee, bir Belçika, iki Hırvatistan diyorum. Hatta sen sormadan söyleyeyim. Ama ama demin söyledim daha. Yani birçok grupta ben e, bana sorduğunda bir iki şu diyorum. Ve birçoğunun yüzde seksen, yüzde 90 gerçekleşeceğinden de eminim. Çok şaşırırım. O grubun birincisi X takım, ikincisi Y takım olmazsa. Bu gruba hep bir açık kapı bırakarak bir şart düşerek 1-2 veriyorum. Çünkü yani evet, mantığım Belçika'nın bu grubu lider kapatacağını, Hırvatistan'ın da Belçika'nın peşine takılacağını. Ki değişebilirler de birbirine çok yakın takımlar. Hırvatistan 1, Belçika 2 de beni şaşırtmaz. Ama yani FAS öyle enteresan bir takım ki bu grupta ikinciliği alsa ve Hırvatistan 3. olsa mesela şaşırmam ben. Ben Hırvatistan'ın Fas'ın üstünde bitireceğini düşünüyorum. Tekrar söyleyeyim. Belçika bir Hırvatistan 2 bekliyorum. Ama e, ya Kanada da aslında gayet iyi bir takım. Kanada da fizikli, disiplinli e, ve Avrupa'da etki yaratmış da 3-4 tane oyuncuya sahip bir takım. Ama Belçika'nın Hırvatistan'ın oyunu e, Kanada'yı bozacak ya da Kanada'nın oyunu Belçika Hırvatistan'a çok Sıkıntı çıkarabilecek bir oyun mu emin değilim. Ama Fas'a enteresan bir takım gerçekten. E, Fas ters gelebilir gibi geliyor bana. E, onların da işte savunmada birkaç problemi oluyor. Genelde yani bazen daha doğrusu bire, bireysel olarak hani stoperi, sabeki gibi değil ama takım savunması olarak. Ama e, o derslere de çalıştıysa Fas bu grupta gözyaşı döktürebilir birilerine. Çok teşekkür ederim Erman. Ben teşekkür ediyorum. Hepimize nesine de güzel bir dünya kupası diliyorum.